güzel müzik güzel <laughs> konumuz harika. Harika. harika <laughs> çok güzel. Efendim hoş geldiniz. Merhaba efendim. Merhaba. Merhabalar. Yaprak ne dinledik? E, Ferah Feza makamda böyle sabah sabah iyi gelsin diye düşündüm. Çok güzel. E, İsmail Hakkı Bey'e ait bir eserdi. Klasik formda bir eserdi. Peki Yaprak Sayar ve Serkan Halili'den teşekkür bu ederiz. klasik teşekkür formda teşekkür güzel eserle Türk sağ kahvesine başladık. Biz Mario Bey'le gayet böyle bir efsunlanmış bir şekilde evet, evet. De muzuki, çok iyi bir başlangıç oldu. E, Musiki'ye kendimizi bıraktık. Efendim konuğum e, İstanbullu bir yazar. E, 530 yıllık İstanbullu bir aileden geliyor. Kitapları 34 dile çevrilmiş. İstanbul'u e, kültürü, hayatı, insanları, karakterleri bugünün formuyla, formatıyla buluşturmuş romanlarıyla, eserleriyle sevilen bir isim. Ee, kültürü yaşatan İstanbul kültürünü yaşatan yazarlardan isimlerden de birisi ee, müthiş bir birikim biz böyle süremiz el verdiğince bu birikimden istifade etmeye çalışacağız Tabii. Hoş geldiniz diyorum hoş bulduk, efendim hoş her şeyden önce. Şimdi bu İstanbulluk iddiası biliyorsunuz böyle bir tartışma <laughs> konusudur. Kim daha eski İstanbullu evet, falan evet. filan. Fakat sizin bir aile tarihiniz 530 yıl geriye gidiyor İstanbul'da. Doğru, Oradan doğru. başlayalım. Endülüs'ten e, ailenizin tabii, geliş tabii, hikayenizden tabii, tabii. başlayalım. Efendim istiyorsanız bu e, pazar sohbetinin e, keyfine ve tabii kahvede madem içiyoruz <laughs> e, sohbetine de uygun bir şekilde... Birazcık e, bizi gülümsetecek hı hı. bir e, başıma gelen bir olayla başlayayım. Hı hı. Ondan Buyur. sonra devam ederiz. Buyur. Efendim bir akşam e, yaklaşık 2-3 yıl kadar önce oluyor. Üsküdar'dan taksiye bindim. Evime modaya gideceğim. Hı hı. Bazı şoförler çok suskun olur. Bazı şoförler çok konuşkan olur bilirsiniz. Siz tabii sizin gözlem sahanız orası. <laughs> Benim insan. gözlem saham ve çok da merak ederim kim ne diyecek diye. Şimdi bir şoför arkadaşımız böyle ağır bir Karadeniz aksanıyla konuşuyor. Çok da meraklı. İşte nereden, işte nereye gidiyorsun falan filan. Nereden geliyorsun? Kimsin? Nereden geliyorsun? Şimdi ben tabii bu gibi durumlarda üniversite hocasıyım diyorum. Hı hı. Yazarım demiyorum. Çünkü bir de ne, ne yazıyorsun diye soracak. O da uzun bir hikaye. Oraya girmek <laughs> istemiyorum. Üniversite hocası deyince zaten böyle bir saygı gösteriliyor. Ama adam rahat bir adam. Hemen sene çevirdi. Hı hı. İşte bana şey sordu. Biraz konuştuk. Sonra memleket neresi? Hı hı. Dedi. İstanbul. Hı hı. Dedi. Tepki. Irak ya. ya. hayır dedim hakikaten öyle İstanbul. Gerçekten yani, İstanbul. Fatih'ten sonra biz geldik yani İstanbul'a <laughs> <laughs> İnanmadı. Aslın ne aslın? Ya Allah İstanbul diyor. En sonda baktım adamı rahat ettireceğim. Efendim dedim, biz Endülüs'ten geldik. Biz Endülüs göçmeniyiz. Dedim rahat etti adam. Bak gördün mü dedi. Bir şey var. Şimdi o 530 yılın hiçbir önemi yok. Benim bir yerden gelmiş olmam önemli. Ama <laughs> şimdi 530 yıllık bir serüven. Hepinizin gayet iyi bildiği gibi 1492 senesi. İşte son Müslüman krallığın, Gırnata krallığının, Kırnağa krallığının yıkılması, Boabdil'in işte Katolik krallara şehri teslim etmesi. Gırnata Fermanı falan filan derken, <laughs> Gırnata Fermanı ile birlikte ki bugünün İspanyolların Granada dediği şehir Gırnata. Ee, Gırnata Fermanı ile birlikte deniyor ki işte burada bulunan Yahudiler ve Müslümanlar e, burada kalamayacaklar artık. Ya da din değiştirip e, Katolik olurlar ve o zaman kalırlar. Müslümanlardan da Yahudilerden de din değiştirip Katolik olmayı görünürde kabul edenler oluyor. Hatta bu uzun yıllar, uzun hatta neredeyse yüzyıllar boyunca bunlar kripto Müslümanlar ve kripto Yahudiler olarak kaldılar. Yani e, aslında çok gizliden dinlerini Devam ettirdiler ama çok ağır bir hava var tabii orada. Onlara da bir isim veriliyor galiba. Evet 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 evet. evet. Şimdi şeyi şeyi unuttum. Aa, tamam hatırladım şimdi. Müslümanlara Müdetçen dendi, ee, Yahudileri de Maranos hı hı. dendi. Şimdi bunlar böyle bir yol tutturdular. Kabul etmeyenler. Yani Müslümanlar mesela dediler ki biz. Din değiştirmeyiz. dinimize bağlıyız. Çok büyük bir kısmı Kuzey Afrika'ya gitti, Fas, Tunus hı hı. o, o taraflara gittiler. Zaten çok yakın biliyorsunuz. Endülüs'e yani, çok yakın. Tabii, tabii. En yakın, en yakın yer, en yakın yer. Oraya gittiler. Ee, Yahudilerden de Fas'a gidenler oldu. Hı hı. E, fakat bir kısmı e, Osmanlı topraklarına, yani Büyük Türk Onları çağırıyordu yani o günlerde öyle deniyordu. Büyük Türk'te ikinci Beyazıt. Hı hı. Ee, onlar bir davetti bu. <laughs> yani burada kendileri yeni bir ülke bulabilirler derdi. Kimileri e, çok meşakkatli yollardan geldi. E, bir de tabi e, oradan Osmanlı'nın gönderdiği e, şey, e, Teknelerle gelenler <laughs> ben oldu. Ben onu merak ediyordum hocam. Çünkü Katolik geçici ülkeler yani. Tabii, tabii, İspanya'da tabii. Şimdi, İtalya falan hepsi Katolik ülke ve tabi zor bir şimdi, e, tabii, durum. O, orada şöyle söyleyeyim size. İkinci e, Beyazıt'ın görevlendirdiği bir Kaptanlı Derya var. <laughs> Kemal Reis. Kemal Reis kim? Piri Reis'in amcası. <laughs> Şimdi e, dolayısıyla onun komutasındaki birçok tekneyle Osmanlı topraklarına geliyor Yahudiler. Ee, daha çok İstanbul tabii payitaht yani dersaadet başkent, evet. e, başkent elbette. Fakat e, Balkan ülkelerine gidenler de oldu. Balkan ülkelerine gidenler oldu. Bu sebeple de eee yani Saraybosna <laughs> Ee, çok önemli bir Yahudi merkezi oldu ilerleyen yıllarda ee, ve bu yüzden de çok özel bir şehirdi yani savaştan önce o e, etnik e, temizlik yapılmadan önce e, maalesef temizlik diyoruz ama temizlik yani kötü anlamda Anladım, evet. yok, ediş, daha yok ediş yok ediş yok ediş evet yok ediş ee, işte o o zamana kadar sürdü bu gelenek <laughs> ee, bir de tabii e, İzmir e, sonra Edirne tabii evet. önemli bir şehir, Selanik hı hı. çok Osmanlı evet, toprakları evet, dahilinde Osman, evet. tabii Selanik. Hatta Selanik ilerleyen yıllarda çok önemli bir Yahudi hı hı. şehri oldu. Hı hı. Yani Yahudilerin hı. diasporada hı hı. E, çoğunlukta oldukları iki şehir oldu. Biri Safet. Hı hı öteki de Selanik. Safet nerede hocam? Ee, şey bugün İsrail toprakları. İsrail içindir. toprakları. Ama için. o günlerde tabii Filistin, Filistin. E, evet. dahilindeydi. Yani Osmanlıda evet. hepsi Osmanlı idaresinde olan evet. şehirler bunlar. Ee, şimdi e, dolayısıyla bizim bir kolda İstanbul'a geldi. Evet. İstanbul'a geldiğinde farklı yerlere yerleştirildiklerini biliyoruz. Bir yerleştirmeyle mi yerleştiriyorlar? Tabii, yerleştiriyorlar. Yani istedikleri yere tabii, yerleşmek hayır, 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 hayır. değil de idari o günlerin idare, idaresi o günlerde, bir yerleştirme evet, yapıyor. O günlerde bir yerleştirme var. Yani bildiğimiz kadarıyla ilk yerleştirmeler bugün İstanbul'da Sirkeci ve çevresi. Hı -hı. Hatta Sirkeci ve çevresinde de e, e, işte yani latince söyleniyor Porta Judea yani Yahudi kapısı Hı -hı. falan gibi Deniyor. bir deniyordu. Fakat e, zamanla Haliç kıyısına kaydı. Kaymış yerleşimler. Yani Haliç kıyısı dediğimiz özellikle Balat hı hı. ve Hasköy. Orada Rum yerleşimi de var ama. Var tabii. Onlar, elbette, elbette, elbette evet. elbette. Özellikle Fener'de hı hı. tabii Rum yer, yerleşimi var. Şimdi tabi e, tabii e, oraya kayınca orada bir oluşum var. Mesela benim hatırlarım 1904 doğumlu olan dedem, Annemin babası, e, Hasköy'ü öve öve bitiremezdi yani. Hı hı. Çok iyi anıları vardı Hasköy'le ilgili olarak. E, ve e, çok bir dönem e, Hasköy hakikaten e, neredeyse böyle bir Yahudi semti yani kendi içinde. Şimdi şöyle bir şey oldu, aslında birçok toplum için söz konusu bu. Gettolar oluşuyor. Yani herkes bir arada olmayı tercih ediyor. Doğal olarak, <laughs> doğal olarak. Doğal olarak herkes bir arada olmayı tercih ediyor. Bu sebeple Hasköy olsun, Balat olsun herkesin bir arada. Yani zamanla artık ikamete mecburiyet kalkıyor ortadan. Seçimler oluyor fakat o seçimler de bir aradalık adına oluyor. Mesela Balat artık eskimeye başlayan bir semt olduğunda... Galata Kulesi ve çevresi. Yani doğru. kule dibine doğru kayıyor. Ondan sonra... ...işte Şişli, Osman Bey... ...vesaire o taraflara Periköyü kayıyor. Feriköy'e kayıyor. Biraz. Tabii oralara kayıyor. Yani e, Osmanlı döneminde... ...olsun ve daha sonra... ...Türkiye Cumhuriyeti döneminde olsun. Yani bütün çağ, çağlar boyunca... ...mesela bir İtalya'daki gibi... ...diyelim Venedik'teki gibi... ...mesela... <laughs> ...veya... Şeydeki gibi, Varşova'daki gibi Hı -hı. duvarlarla örülü gettolar. Yani orada Hı -hı. ikamete mecbursunuz. Ee, durumu hiçbir zaman olmadı. Açık mahalleler Açık ama doğal olarak olmuş Ben bunları gibi. son derece doğal karşılıyorum. Tabii Mesela ki. şimdi şöyle bir bakacak olsanız, Berlin'de de Türklerin Kreuzberg var. Yani dolayısıyla bu anlaşılabilir Hı -hı. bir durum. Ben anlaşılabilir bir durum olarak görüyorum. Fakat zamanla ne oluyor? Ee, geliştikçe insanlar, işte eğitim seviyesi yükseldikçe, iş imkanları farklı. Iş imkanları fark olunca, ekonomik seviye yükseldikçe artık o gettolardan yavaş yavaş çıkılmaya başlanıyor. Aynı süreci ben çok yakından takip ettiğim için biliyorum, Almanya'daki Türkler de Yavaş, evet. Yani, ya, ya, ya. Yayılıyor e, çeşitli yerleri. Hatta bir dönem sonra, Artık o gettoda kalma durumu bir çeşit lanete dönüşüyor. Yani ben artık bundan kurtulmalıyım. Artık daha yani Farklı geniş bir toplumun yaşamadım. bir parçası olmalıyım'a dönüşüyor. Bir rakam var mı hocam o dönem gelen Saferet ile ilişkin? Evet tahminlere göre 40-45 bin Gibi civarında. Bir evet öyle düşünülüyor. Yani şöyle söyleyeyim size 20. yüzyılın başlarında... E, Osmanlı toprakları dahilindeki Yahudi nüfusunun 80 bin civarında olduğu düşünülüyor. Yani Bugün için? Da, bugün 12 bin. 12 bin çok çok, çok azalmış. Evet, bugün 12 bin. Büyük bir azalma var. Ee, zaten belki <laughs> bu azalmanın getirdiği hüzünle de e, yazıyoruz. Tabii tek neden bu değil ama Nedenlerden biri bu. Gerisi onu de söyleyebilirim. Bu. E, ticaret yapan bir aileden geliyorsunuz. Evet. E, ve genellikle de Yahudilerin e, şimdi Yahudi Musevi Yahudi mi muzeviyim hani bu ayrımda böyle bir kitapta siz Yahudi kelimesini tercih eden birisiniz. Evet. Ben o yüzden. Evet. Hani Yahudi bu... kelimesini tercih ediyorum. Sebebini de söyleyeyim çünkü e, Yahudiliğin içinde din de var hı hı. ama başka unsurlar da var. Ben Yahudiliği bir kimlik olarak görüyorum. Ee, dolayısıyla e, birçok farklı değeri taşıyan, birçok farklı değeri barındıran bir kimlik olarak görüyorum. Din o unsurlardan sadece biri. Evet o yüzden. Sadece bu... biri bu yüzden ama Musevilik dediğinizde doğrudan doğruya dini, Musa'dan geldiği evet. için doğrudan doğruya dini vurguluyorsunuz. Tamam. Bu ayrımı hani burada bunu tabii, özellikle belirtmek tabii, istedim. Tabii, tabii. Ticaret yapan bir aileden geliyorsunuz <laughs> ve genellikle de toplumda bilinen Yahudilerin zekası, özel ticari zekalarının hani çok iyi olduğu noktasında <laughs> ve hani bir sürü fıkrası, hikayesi filan da, evet, da doğru, yaygın tabii. bir şeydir ama siz başka bir yol seçiyorsunuz. Ailenizin evet. o ticaret geleneğine uymuyorsunuz. <laughs> Uymuyorum. Ee, şimdi kendi kendime hep şunu söylüyorum. İyi ki de uymamışım. <laughs> Ee, yani bu konuda aradan geçen uzun yıllarda şunu söylüyorum kendime hiçbir pişmanlık duymuyorum bundan ee, ve belki de hayatımda ben bazı doğru seçimler yaptım yanlış seçimler yaptım herkes gibi ee, ama e, galiba yazarlık yani ve daha sonra da e, hocalık yolunda ilerlemek benim hayatımın en der ama gerçekten doğru seçimlerinden biri oldu. Zamanla arıyorsunuz. Yani şimdi ben... Kızmadılar mı yani aile, geleni, tabii, tabii, tabii. Aile geleneğine Elbette. karşı çıkıyorsunuz? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Ama birey olmak için e, ve istediğiniz hayatı yaşayabilmek için bedel ödemek zorundasınız. Bedel ödemeden olmuyor bu işler. Ve ben o bedelleri ödemeyi göze aldım. Ancak zamanla tırnak içinde başarılar gelmeye başladığında, evet. o zaman kavganız meşru bir hal alıyor. Evet. Ne zaman oldu bu? 1990 senesinde Haldun Taner Öykü Ödülünü aldığım zaman oldu. Bu bir ispatta Tabii Haldun Taner e, bir Öykü bir ispat. Ödülünü almak da müthiş bir şey zaten. Tamam. Yani evet, önemli bir ödül. Yani öyküye verilen en önemli hmm. ödüllerden biri. Tabii birdenbire işte şey oluyorsunuz yani e, meşrulaşıyor yaptığınız iş seçiminiz, seçiminiz seçiminiz de itibar görüyor zaten o günden sonra çok rahat ettim <laughs> o, ama Onu o güne söylüyorum. kadar bir baya evet. bir gel şu aile işinin evet, başına Evet geç, o günden olmuştu. bayağı bir mücadele etti fakat size bir şey söyleyeyim hiç e, bu ticari çevreleri bulaşmadım değil bulaştım e, fakat zamanla bir şey farkına vardım idrak ettim çok insan tanımışım o ticaret çevreler. yaparken. İnsan karakter farklarını. Evet. Ve baya yine farkında olmadan ileride yazacağım romanlar için baya bir malzeme, bir, değil malzeme değil mi? biriktirmişim. <laughs> evet. ee, o açıdan yaşanan hiçbir şey boşuna yaşanmaz. Değil ben mi? buna çok inanıyorum. Hiçbir şey boşuna yaşanmıyor. E bir dinleniz opera, bir dinleniz Türk musikisi dinliyormuş. öyle evet, demişsiniz evet, bir, doğru, bir bir doğru, bir, öyle. bir römer, röportajda ve evde üç ana diliniz var. Evet, yani Ladino evet. zaten hani Ladino zaten, evet. Yahudilerinin evet. kullandığı bir, bir dil. Eee Fırancaca dilinden farklı. Tabii ki Onun farklı. Onun altına çizelim. Biraz Türkçeye yakın kelimeleri de olduğu var. söyleniyor. Doğru, doğru. Şimdi bakın söyle söyleyeyim. Ladino dediğimiz dil veya Sepharacca veya Yahudi İspanyolcası dediğimiz dil aslında Osmanlı'da oluşmuş bir dil çünkü 1492 senesinde atalarımız oradan dilleriyle beraber geldiler yani Cervantes İspanyolcasını konuşarak geldiler. Evet Dolayısıyla bir eski İspanyolca var ve bu kuşaktan kuşa aktarılıyor ancak Kuşaktan kuşağa aktarılırken bazı kelimeler karışıyor. Türkçe kelimeler karışıyor, Rumça kelimeler karışıyor. Muhit'in etkilediği Tabii bir dil ortaya çıkıyor. Elbette. bir Temelde İspanyolca, ben bu dili iyi biliyorum çünkü konuşabiliyorum, yazabiliyorum. Temelde İspanyolca, hatta bu benim ilerleyen yıllarda çağdaş İspanyolcayı öğrenmemi çok kolaylaştırdı. Çok kolay öğrendim. Ee, şimdi fakat kelimeler karışıyor. İlginç yani, ilginç bir şey. Yani sadece çok basit bir örnek vereyim size. Şimdi İspanya'dan çıktıklarında yemek için bir bıçak var, bir de kaşık var. Çatal henüz yok. Daha sonra çatal icat ediliyor zaman akışında. E çatala bir isim vermek lazım. Nasıl olmuşsa Rumçadan e, bir kelime alınmış. Rumça Piruni. E, Ladino dilinde Piron olmuş. Evet. Ve böyle gidiyor. Mesela bugün Türkçeden alınmış hat safada kelime var. Mesela kömüre kimur, e, boruya buri gibi şeyler var. Kelimeler var e, eklenmiş olan. Bu durumda bugün İspanya gitseniz ...Latino dilinde konuştuğunuz pek anla anlaşılamaz. Anlaşılmaz. çünkü başka bir özgü bir şey. Cezayir Arapçası da biraz böyledir. Fransızca evet, ve şey tabii, karışmış doğru. bir Arapçadır. E, evet. Ama sizde de Ladino dili evet. ayrı. Dünyada evet. Ladino dili konuşan çok az kişi, çok kaldı. Az kişi kaldı. Çok mi? az kişi kaldı. Bilmiyoruz e, gerçekte kaç kişi kaldığını ama... ...tahminlere göre 80 binde 100 bin arasında da, bin, bütün dünyada ama. Bütün dünyada. Sizin kitaplarınız İspanya'da da ilgi görüyor. Bildiğim görüyor, evet. Bildiğim hı hı. kadarıyla İspanya'da da ilgi görüyor. Bir özgeçmişinizi birazdan vereceğim. Fransızca da yine ana diliniz. Yani bir Doğru. diğer ana diliniz. Tabii, tabii. Evet. Fransızca daha çok anneanne dili. Hı hı. Benim anneannem ile dedem Fransız okullarında eğitim görmüşlerdi. Bir de hayatlarının bir döneminde 1930'lu yıllarda 4-5 yıl kadar Paris'te yaşamışlar. E, haliyle e, Fransızca torunlarına Fransızca öğretmek onlar için bir olmazsa olmaz olmuş. E, o Fransızcayı onlardan öğrendim. Babaannemden Ladino'yu e, Ladino öğrendim. E, anne babamla zaten Türkçe konuşuyordum. Ama yani... Neredeyse dedemin anneannemin yanında büyüdüğüm için e, Fransızcayı Türkçeden önce öğrendim diyebilirim. yani Ama Fransızca yazmadınız. Yazmadım. E, Türkçe benim ana vatanım diyorsunuz. Evet. evet evet. evet. Türkçe yazıyorsunuz. Tabii, doğru doğru. Onun da bir hikayesi var. Çok kısa anlatayım mı size? E, reklama girelim. Olur, Onun hikayesini reklamdan hemen sonra tabii ki, efendim dinleyelim. Tabii ki, tabii ki. Kısa bir reklam arasında. Tabii ki. Mario Levi 1957 yılında İstanbul'da doğdu. 1975 yılında Selmişer Lisesi'nden 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. İlk yazıları 1984'ten başlayarak Shalom, Stüdyo İmge, Cumhuriyet, Hokka, Argos, Cumhuriyet Dergi, Milliyet Sanat Gösteri, Gergedan, Varlık gibi çeşitli dergi ve gazetelerde çıktı. Üniversite bitirme tezinden hareketle yazdığı ilk kitabı Bir Yalnız Adam Jacques Brel 1986'da yayınlandı. 1990'da çıkan ilk hikaye kitabı Bir Şehre Gidememek o yılın Haldun Taner hikaye ödülünü aldı. Ertesi yıl ikinci hikaye kitabı Madame Floridis Dönmeyebilir, 1992'de ilk romanı En Güzel Aşk Hikayemiz yayınlandı. 1999'da yayınlanan İstanbul Bir Masaldı romanı 2000 yılının Yunus Nadi Roman Ödülüne layık görüldü. Üçüncü romanı Luna Park Kapandı 2005'te yayınlandı. 1983-2004 yılları arasında çeşitli gazete ve dergilerde çıkan yazılarını Bir Yaz Yağmuruydu kitabında bir araya getirdi. 2009'da çıkan romanı Karanlık Çökerken Neredeydiniz?i 2010 yılında İçimdeki İstanbul Fotoğrafları izledi. Size Pandispanya Yaptım adlı romanı 2013'te okurlarla buluştu. 2015'te Bu Oyuna Gitmek Vardı, ertesi yıl tek cümlelik hikayelerden oluşan bir cümlelik Aşklar ve 2017'de Yanlış Tercihler Mahallesi kitapları yayınlandı. Mario Levi'nin son olarak gördüklerimiz görmediklerimiz üst başlığıyla İstanbul'un yedi farklı semtinde, yedi farklı gününde geçen yedi romandan oluşacak İstanbul serisinin ilk üç kitabı okurlarıyla buluştu. Bir Cuma Rüzgarı Kadıköy, Bu Salı ve Her Salı Şişli, O Pazartesi Eminönü. Yazı yaratım dersleri de vermekte olan Mario Levi'nin kitapları 30'dan fazla yabancı dile çevrildi ve çevrilmeye devam ediyor. Evet ve Mario Levy Türk kahvesinde reklam öncesinde bize neden Türkçe evet, yazdığınız evet, üzerine evet. anlatacaktınız. Orada kalmıştık. Oradan teşekkür devam ederim, edelim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi efendim 2012 yılında İstanbul bir masaldı Fransızcaya tercüme edildi. Ve e, oradaki e, Fransa'daki yayıncım bir jest yaptı ve Fransa'dan iki gazeteciyi İstanbul'a gönderdi benimle röportaj yapması için. Buluştuk ayrı zamanlarda. Biriyle oturduk bir işte bir pastanede oturduk Kadıköy'de uzunca bir sohbet oldu İşte ses kayıt cihazını açtı adam konuştuk o sordu ben cevap verdim falan filan sonra bitti. Ya aşağı yukarı bir buçuk saat öyle konuştuk. Sonra ses kayıt cihazını kapattı. Şimdi sana bir soru soracağım dedi adam. Böyle bir buçuk saat sohbet ettikten sonra. Cevap vermek zorunda da değilsin. Tamamıyla şahsım adına soruyorum bu soruyu dedi. İstersen kullanırım, istersen kullanmadım. Heyecanlandım tabii acaba ne soracak diye. Geldi, neden Fransızca yazmadın? Ve daha çok dünyada tanınırdınız evet. tabii. Sonra devamını getirdi. Yani daha kolay bir dünya yazarı olurdum dedi. Ona şunu söyledim. Bak dedim. Fransızca benim tamam anne dedim evde öğrendim şudur budur falan. Yani dolayısıyla ben mesela hep şey derim. Benim sadece bir yabancı dilim var derim. O da İngilizce. Fransızca ve İspanyolca, Türkçe diliniz. gibi dillerim. Dedim ki... Bak dedim. Hangi dilde... ...ilk aşkını yaşamışsan... ...ilk kadınını tanımışsan... ...hangi dilde... ...sokakta top oynamışsan... ...hangi dilde... ...çok kızdığında... ...içinden sövmek geliyorsa... Evet. ...o dil senin dilindir. Dedim. O dil Türkçeydi, kusura bakma. Ee, yani... Fransızca benim nasıl desem size daha çok entelektüel dedim. Yani istesem roman yazabilirim Fransızca. Şiir yazamayabilirim ama roman yazarım Fransızca. Ee, fakat e, tercih etmedim. Yani belki günün birinde şunu <laughs> ilk kez televizyonda bu programda söylüyorum. Belki günün birinde e, vakit bulursam Latino dilinde bir kitap yazabilirim. Çok da hoş olur. Çok da hoş olur. Çünkü öyle bir çalışma yok şu anda. Yani, e, aslında ne kadardır hayal ettiğim bir şey hayata geçerse o zaman ve o kitabı yazabilirsem ve yayınlanırsa, sırf bu kitap için uzun uzun konuşmaya değer... O zaman sizinle tekrar konuşuyoruz. Bedene dilinde yazdığınız eser evet. için, siz kitaplarınızın bir proje olarak gördüğüm <laughs> evet. kadarıyla evet. ortaya çıkartıyorsunuz. Yani her kitap sadece içeriğiyle değil, yani biçimiyle, evet. yani evet. yazım diliyle evet. filan her evet. şeyle bir başka arayış. Evet bir evet, proje bir evet, biraz da okuyucu zaman tüneline de sokuyorsunuz yani <laughs> öyle bir zaman tünelini evet. içinden geçiriyorsunuz ben evet. mesela ben de Kadıköylüyümdür. siz de Kadıköy çok Kadıköy'lüsünüz tabii ki, orada tabii ki. yaşıyorsunuz e mesela İnce İsas Köşkü'nde Hafız Burhan'ın fasıl heyetini mesela hiç gözümde canlandırmamıştım o bölgelerden ya. geçerken ama yani önünden geçtiğimiz Müthiş, e, sokaklar tabi. İşte Ziya Osman Saba'ya unutulmaz şiirini yazdıran Misak-ı Misak Sokağı sokağı mesela işte Vecihi Hürkuş'un o e, uçurduğu <laughs> Fikir Fikirtepe kalamış arasındaki bölge yani zaten hani Kurbal derin eski hikayeleri vardır. Ben evet. Safiye Erol'un Kadıköy tabii, romanında Tabii tabii. E, elbette. Çok... Safiye Erol tabii. Çok. Safiye Erol bakın ne kadar iyi adını e, andınız. Maalesef e, tabiri caizse Kim buraya gitmiş e, yazarlardan biri. Yani erkendim, kadri efendim. bilinmemiş. E, ve e, aslında çok önemli bir yazar. Ve e, çok da Önemli bir entelektüel aynı zamanda hem Batı'yı hem Doğu'yu çok iyi bilen. Evet. Ee, batı felsefe doktorası yapmış bir kadın Almanya'da. Yani o dön, o günlerde bir düşünün de. yani. Ee, sonra e, ...Tasavvuf'u çok iyi bilen kadın. Yani Kadıköy'ün romanı evet. önemli bir romandır. Ülker fırtınası var, dine İri papazı var. Evet. Cerrdelen, ee, ciğerdelen çok önemli bir roman. Evet. Yani dolayısıyla. E, ben işte elimden geldiğince bu e, gölgede kalmış yazarları e, elime geçen her fırsatta tanıtmaya ve hatırlatmaya çalışıyorum. Hem onu o da yapayım. onlardan biri. Hem onu yapıyorsunuz hem de o bölgeleri mesela işte <laughs> Süreyya Operası'ndan yayılan ezgileri canlandırmak. Mesela evet. Yelde, Kadıköy'de de Yahudiler varmış. Var. Kuzguncuk evet. Dağ Hamamı'ndaki yangınlardan ardından Yel değirmeninde yeni bir evet. hayat kuran Yahudilerin evet. Evet. bıraktığı evet. hatıraların izinde diyorsunuz. Mesela şey de çok hoş. E, kocası herkesin derdini belki de Türkçe'yi iyi bilmediği için hep sakince e, gülümseyerek ve başını sallayarak dinlediği Marco Paşa'nın ölümünden sonra bile yolunu gözleyen o Rum hanımefendinin ya, evet. hikayesi. Şimdi hani böyle olunca bir şey canlanıyor, bir sahne canlanıyor önümüzde tabii, tabii. ve o şey gel o yaşanmışlıklar bir gerçeğe dönüşüyor. <laughs> hemen hemen tüm kitaplarınızda Karakterlerinizde bu süreçte var. Nasıl yazıyorsunuz? Bütün bu projeler nasıl ortaya çıkıyor? Diyerek başlıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim size: Bir yazar iki çok temel kaynaktan beslenir. Biri hayatın kendisidir, yaşadıklarıdır, gördükleridir, aldığı hayat terbiyesidir, kendisine aktarılmış olan gelenektir vesaire vesaire. Bir de gündelik hayatta yaşadıklarıdır elbette. gün Günde yaşadıklarıdır. Ama öte yandan bir de okuduğu kitaplardır. Ee, okuduğu kitaplar çok besleyici olur. Ama bu süzülür, geçmişten süzülür. Mesela ben Türk Edebiyatı içinde kendimi e, daha çok nasıl desem size... Mesela bir Abdülhak Şenaz Hisar... Ee, Ahmet Hamdi Tanpınar, e, geleneğinde bir e, yazar olarak görüyorum. E, yani anlatmak, e, roman aynı zamanda e, bir derinlik yani sadece hikaye etme değil e, bir kültür meselesi. Mesela <laughs> bugün yaşayan yazarlar arasında ustam olarak kabul ettiğim Selim İleri de var. Yani aynı gelenek içinde olan. Şimdi daha çok böyle bir geleneğe ait hissediyorum kendimi. Ve bu geleneğin içinde ayrıca yani hayatımdan getirdiklerimden neler katabilirim sorusu sürekli aklımı kurcalıyor. Şimdi... Bir ara işte burada e, benim biyografim verilirken kitaplarım sayıldığında e, bu oyunda gitmek vardı e, dan bahsedildi bu oyunda gitmek vardı ve ondan bir önce yazmış olduğum size Pandispanya yaptım romanımda ki bunlar 2013 falan yani o yıllarda denk geliyor kendimi bir yol ayrımında hissettim şuydu. Dedim ki bugüne kadar anlatabileceklerimi anlattım. Anlatmaya da devam edeceğim. Çünkü bir yazar neresinden bakarsanız bakın. Aslında bir hikaye anlatır. Tek bir hikaye. Tek bir hikaye anlatır. Yani o hikayenin çeşitlemeleridir. Mesela benim en çok sevdiğim yani az önce adını andığım Türk Edebiyatı'nda adını andığım Abiyahak Şinasi Hisar. İşte Fahim Bey ve Bizde Olsun, Çamlıca'daki Eniştemizde Olsun, Ali Nizami Bey Arafrangalı ve şehliğinde Olsun, bu üç romanında olsun. asla tek bir hikaye anlattı. Şimdi her yazar bir hikaye anlatır. Fakat arayışlar devam eder. Yani o hikayenin içindeki arayışlar devam eder. Şimdi bu sözünü ettiğim romanlarım geldiğinde ben dedim ki tamam evet bu hikayelerin izini süreceğim. Tamam. Fakat aynı zamanda da daha başka nasıl farklı anlatım yolları deneyebilirim dedim. Yani bir anlamda roman dilinde kendime göre, yani öyle büyük iddialarda değilim ama kendime göre bazı yeniliklerin ardına düştüm ve farklı anlatım yollarını denemem buradan çıktı. Anlatıcıyı değiştirdim. E, i̇ki anlatıcılı metinler yazdım, iki sonlu metinler yazdım. Bu da enteresan. Tabii kitaplarınızda evet. tek son yok, iki tek, son, evet, iki son. Evet, Ki evet. aslında şimdi yeni yeni postmodern edebiyatta bunlar deniliyor, evet. ama siz bunları çok önceden evet, yapan evet, evet. Yani dolayısıyla bunlar benim için çok büyük bir önem taşıyor. Çünkü e, edebiyatta e, anlatılan kadar. Neyin nasıl anlatıldığı da büyük bir önem taşır. Yani içerik şüphesiz çok önemlidir. İçerikten yoksun bir edebiyat söz konusu olamaz ve düşünülemez. Yani sadece farklı biçim denemelerine dayalı bir, bir edebiyat söz olamaz. konusu olamaz. Denenmiştir bu da geçmişte ama bana göre değil o. Mutlaka bir içerik, bir hikaye ile beslenmelidir derim ben hep bunu. Ama e, bu arayışlar olmadan da kendi damganızı vuramıyorsunuz edebiyata. Yani e, ben hep böyle bir farklı bir ses peşindeyim. O, onu günün birinde yani tam anlamıyla içime sinecek şekilde inşa edebilirsem ee, o zaman amacıma ulaşmış sayacağım kendimi. Ee, kitaplarınızın içinde burada sadece bir kısmı var. Kitaplarınız içinde bu benim içime sindi dediğiniz... E... Var. <laughs> yani şöyle söyleyeyim size. Şimdi... Bir... İstanbul... İstanbul'un farklı semtlerinde geçen... E, bir roman dizisine giriştim. E, Zaten bir tanesinden siz satırlar okudunuz. Evet Kadıköy, Kadıköy'den. Bu. bu bir seri, bunun bu bir seri. var ve e, evet. bu yedi 7 kitaplık evet. bir seri şöyle herhalde. Şöyle bir, evet evet yedi kitaplık bir seri. Şöyle bir e, özelliği var e, bu dizinin. E, her biri 7 ciltlik olacak, her biri İstanbul'un bir semtinde geçecek e, ve haftanın bir gününde geçecek. Yani tek bir gün, tek bir, bir günde ve bir semt. Mesela Kadıköy romanı Cuma günü geçiyor, bir Cuma günü. Şişli romanı bir Salı günü. Hı hı. E Neden e Salı? Hiçbir özelliği yok. Hı hı. Yani rastgele seçilmiş durumda. Hı hı. Hani hı hı. Özellikle hani hiçbir özelliği yok. Mesela e yakında kısmetse e bu Kasım ayında Beyoğlu kitabım çıkacak. Hı hı. Dördüncüsü olacak. O da bir pazar güne geçti. Şimdi bu dört kitapta istediğim roman diline yaklaştım. Yaklaştığımı hissediyorum. Hani Orhan Veli diyor ya, bir yer var biliyorum ama anlatamıyorum diye. Şimdi o yere yaklaştım. Anlatıyorum o yeri. Anlatmaya. Evet, anlatmaya. Sadece yaklaştığımı hissediyorum. Fakat biraz daha yaklaştığım bir romanım var. O da şimdi hani bazen sorarlar ya. İşte en çok sevdiğiniz romanınız hangisi diye. E, yazarlar genelde kaçarlar. Şey derler onlar benim çocuklarım falan. Yani. Ayrı falan. Hiç hiç. Bu tamamıyla yalan. Büyük bir yalan. Hatta ben size bir şey daha söyleyeyim. Yani üç kız babası olarak konuşuyorum. Bu ara onu da konuşacağız. evet. evet üç kız, kız babası olarak konuşuyorum. Ee, babalar da anneler bilmiyorum. Siz annesiniz. Sizin de üç çocuğunuz Hı. var. Siz de annesiniz ama... İçlerinde birini biraz daha çok severler. Yani öyle bir şey var. Ama söylemezler. Tamam mı? Şimdi e, yani çocuklarda da ayrım yapılır. Hepsini seversiniz ama birine, bir bir kademe böyle ufak bir şey, bir tırnak Sizi vardı. biraz daha az üzeni belki böyle, böyle Biraz, böyle biraz bir daha. Üzeni. Evet, evet. <laughs> evet, doğru. Şimdi e, böyle bir kitap var. O da Yanlış Tercihler Mahallesi. Yani benim eee şu ana kadar yazdığım yani 16 kitap arasında e, en sevdiğim kitabım oldu. Ama e, bundan sonra yazacaklarım arasında belki daha fazla seveceğim yani bir şey olacak. Onu bilemem. Onu il, bilemem. Illaki. Yani daha kaç kitap yazacağım onu da bilmiyorum. Bu çevrilen yabancı dile çevrilen kitaplarınız içinde en çok hani tepki aldığınız, yorum aldığınız veya beğeni aldığınız hangisi? İstanbul bir masal. İstanbul bir masal. En çok İstanbul bir masaldı çevrildi. Sonra Burada Karanlık evet. Çökerken Neydi çevrildi. Yani... E, Bu böyle bayağı da kalın bir kitap. Evet bayağı da kalın bir kitap ve tabi e, yayıncılar e, baya bir cesaret gösteriyorlar. Evet Onun bu kadar içinini... yani çünkü bu kadar kalın bir kitabı basmak ya şeyi... ama in... tabi bize bu konuda yardımcı 920 olan. 920 sayfa. 920 sayfa. 20 sayfa. Evet. Yani bir az buz bir, bir şey. Buz, bir... Ama bu, bunu düşünün ki 6,5 yılda yazdı. 6,5 yılda çıktı evet. bu kitap. Ya, yaklaşık 7 yılda çıktı. Evet, yani, yani büyük bir emek var bu kitapta. Biz böyle bir 920 sayfa elimize alıp aa kalınmış falan diyoruz böyle bir okuma. de bana sorun. bir de ee, bir, nasıl de, bir de, de yazarına soralım bir de, efendim bir de nasıl sorun. bu bu 920 sayfa bir de nasıl de bana, çıkıyor? Bir de biz? bana sorun. Evet yani evet. ama mutlu oluyorsunuz yani çünkü e, farklı dillerde okunmak, farklı e, okurlara seslenebiliyor olmak. Şimdi bazen tamam Fransızca tercümesini okudum. İspanyolca tercümesini okudum. İngilizce tercümesini okudum falan yani onları İtalyanca eh yani çok çok böyle üst seviyede değil İtalyanca ama baktım yine yani bir idare edecek kadar diyelim. Ama Arapçasını okuyamadım. Arapçaya da mı çevrildi? İki, iki kitabım çevrildi Arapçaya. Hem İstanbul bir masaldı hem bir şehre gidememek. İki kitabım çevrildi. Sonra Çincesini okuyamadım, Nereden mi? Korecesini okuyamadım. Hayır, kendi kitabını okuyamıyorsun ama olsun. Olsun. Önemli yani mi? içine ne olduğunu siz biliyorsunuz. Bazen şey diyorum. Acaba beni kandırıyorlar mı? Benim Bunlar başka bir şey. Başka, <laughs> başka bir, bir şey. kitap mı verdiler bana? Fakat <laughs> kitabınızı Çince olarak görmek de ayrı bir evet, e, evet. memnuniyet, ayrı evet, bir evet. listir efendim. E, bir eser dinleyelim. Ne tabii? Dinleyelim? Ne kadar güzel olur? O zaman şimdi muskimizin büyük bestekarı Dede Efendi'ye evet. ait yine Ferah Feza Makamı'nda devam edeceğiz. El benim çün seni sarmış biliyor diyeceğiz. Evet. Bugün aslında eski kadim kültürün önemli Tabii, bestekarlarından eserlerden Ayrıca bir biraz da böyle hafiften böyle Ahmet Hamdi Tanpınar'ın huzurunu, huzurunu hatırlatacaksınız. <laughs> Değil mi? Ortam, böyle, olarak. <laughs> Ortam olarak. Evet, evet. Bir nuran yok aramızda. Nuran ama. yok olsun. <laughs> 3. bölüme geldik. Aslında en sevmediğimiz bölüm diyeceğim. Çünkü süremiz bitmiş oluyor. Sonlayıp gelmiş oluyoruz ve konumuzun birikiminden yeterince istifade edemediğimizi düşünüyoruz <laughs> her seferinde. Bugün Mario Levy, Türkiye Edebiyatı'nın en şahane yazarlarından birisi. Stüdyoda konuğum. Lütfetti geldi. Estağfurullah, estağfurullah. E, reklam arasında tabii biz sohbete devam ediyoruz. E, müziğe de devam ediyoruz. Müziğe de lütfen müsaade ederseniz. Estağfurullah buyurun. E, Hanımefendi, olağanüstü bir sesiniz var. Ee, yani çok sıcak, ipek gibi bir ses. Ben buna eski zaman sesleri diyorum. Artık böyle, böyle sesler de kalmadı. Yani Sesli öyle söyleyeyim. Ama. Her geçen gün giderek azalıyor. Ee, bir öte yandan tamam birazcık Ahmet Hamdi Tanpınar tabii o bizim entelektüel tarafımız ama benim bir başka yerime dokundunuz. Ee, o da babaannem. Babaannem. Ee, Şimdi dedemin anneannemin evinde operalar işte La Traviata'lar işte La Bohème operaları falan filan. Onlar dinleniyor, vasiler dinleniyor falan. Annem, babaannem de annem ve babamla yaşıyor. O da bana Türk müzikisi zevkini aşıladı. Hatta genç kızlığında Ut meşkettiğini söylerdi. Makamları bilirdi yani. Ve işte ondan işte e, Münir Nurettin, işte e, Selahattin Pınar, Safiye Hanım. Tabii Safiye aile. E, çok severdi Safiye Hanım'ı. E, onların sesleriyle büyüdüm. Evde plaklar vardı. Ne yazık ki o plaklar artık kayboldu. Yani kıymeti bilinmedi. Hmm, Taşılmalar, evet, şunlar tamam. bunlar gitti. Şimdi enteresan, e, ben böyle e, şeye meraklıyım. Ee, böyle eski eşyalara meraklıyım. Ee, bir dolma kalem koleksiyonu. kalem koleksiyonu var. var. Sonra Ama şahane mesela, bir koleksiyon olduğunu söylüyorlar ben duyduğum kadarıyla. E, abart, mübalağa ediyorlar. <laughs> Peki öyle Ediyorlar. Da. Fakat şöyle söyleyeyim. Ee, mesela şu anda bulunduğumuz ortamda ben bayıldım şu anda bulunduğumuz ortama. Hep böyle eski eşyalar şunlar bunlar var. Bazıları bende de var bunların. Ee, bir gramofon da var. Kazım Bey'e söyleyelim belki görmek istersiniz karşılıklı. Tabii 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 mutlaka sohbet edersek evet. paylaşacağımız çok önemli konular olur. Şimdi bir de bir öğrencim var işte gramofon satıyor, tamir ediyor falan. Eski plaklar da buluyor. Taş plaklar. Söylüyorum hadi İbrahim diyorum bana bul bir şeyler falan buluyor dün akşam geldi evime sağlı yağmur da yağıyordu. Aslında ıslanmış gelmiş iki tane Münir Durettin Bey'in e, plaklarını Hı. getirdi. Taş plaklar. E, Safiye Hanım dedim. Hocam dedi. Safiye Hanım plakları şu anda 400 dolar. Aman Allah'ım bir plak. yani bir, bir, plak. Yani bulamıyoruz. Dedi, bulamıyoruz. <laughs> yani e, doğum günümü söylerim. Hediye etmek istiyorum. isteyen yani, olursa buradan yani, olur bir Safiye ayla Aile plağı bulunursa taş <laughs> evet. plağı efendim. Ben öyle bir koleksiyonuna, <gülüyor> koleksiyonuna, <gülüyor> koleksiyonuna <gülüyor> evet. bir katkı Fakat, olsun. E, hakikaten e, bu, e, bu farkında olmadan e, herhalde siz de görmüşsünüzdür. Üstadın yani Ahmet Hamdi Tanpınar'ın o terkip meselesi. Yani ki en önemli meselesiydi biliyorsunuz doğu ile batı. Siz kendinizi... Ben kendiliğinden yaşamışım onu. Ne mutlu bana. Kendiliğinden yani böyle hani özel bir çaba sarf etmeden kendiliğinden gelmiş. O tüm doğallığı içinde, hayatın akışında ee, ve belki de e, bu birikimleri buna borçluyum. E, şimdi bir, bir kitaplarınızda da var bu e, tüm bu yazarlar tüm evet. bu, terkip evet, diyeceğimiz evet, evet, evet. aslında kıvam belki bunun da devamında bu atmosfer bütün evet, kitaplarınızda evet. var, Şeyh Galip de var. Tabi Şeyh Galip var, Marcel Proust da var. Evet, yani. Servantes de, e e e de özeniyorsunuz. hatta onun gibi olmak istediğinizi de. Olamayacağımı biliyorum ama olsun <gülüyor> <gülüyor> yine de özenmek güzel. Servantes e, ilgili böyle iki üç e, yerde bahisle dikkatimi çekti sizin e, evet, kitaplarınızda evet. vurguda. Servantes'in ayrıca da bir sizin için bir kıymeti de var. Var çok büyük bir kıymeti var. Şu açıdan e, bir kere. Ee, ne mutlu bana ki, Cervantes'i kendi dilinden okuma imkanına sahip. Yani o çok önemli bir şey. Yani bu arada Don yani hem Türkçe hem Fransızca hem, hem İspanyolca okuma e, tarihini yaşadım diyebilirim. Çok güzel çevirileri de var Türkçe'ye. Yani Don Quixote'un. İl, i̇lginç olanı şu, yani Cervantes'in. İlk cilt 1605 Don Quixote, un. ikinci cilt 1615. Şimdi biz yazarlar ne diyoruz? İşte yazmadan önce kitap okuduk diyoruz. Ya yani değil mi? Birçok kitap okuduk. Elimizden geldiğince kendimizi geliştirmeye çalıştık. Hala da geliştiriyoruz. Ben yani hala da Okuyoruz, büyük heyecanla tabii. okuyorum. Ee, fakat Cervantes'in elinde örnek yok. Yani şimdi tamam Balzac okudun, tamam Balzac. Marcel Proust okudun, Marcel Proust. Eyvallah. Ahmet Hamdi Tanpınar okudun, Ahmet Hamdi Tanpınar. Tamam güzel de. Bir fikir var yani bir örneklik. Yok. Hiçbir şey yok. Sadece şövalye romansları var. Ve Don Quixote'a baktığınızda romanslardan örnekler var, şiirler var, anekdotlar var. Yani güzel olanı Don Quixote'un büyük başarısı bence. Adamcağız ne yaptığını bilmiyordu. Ne yaptığını farkında değildi. Tesadüfen onlar evet, evet, öyleydi. Güzel olan da bu. Ve bence yani günümüz şeyi düşünüldüğünde, koşulları düşünüldüğünde ilk roman o. İlk, roman i̇lk, o. i̇lk romanı Ve öğreniyor. yaşıyor yani. Kaç ve yaşıyor ve hala da okunuyor. Hala da okunuyor, yaşıyor. Tabii, e, Üzerinde hala çalışılıyor roman üzerine analizler, tezler. Bakın size bir tezler. şey çok hem de nasıl. Bakın e, benim İspanya'daki yayın evim Don Quixote'u yayınladı. Şöyle kalın bir cilt. İki cilt halinde ama. Nasıl biliyor musunuz? Bir cilt. Don Quixote. Bir cilt daha var referanslar için. Onun kadar kalın. Çalışılmalar. Çalışılmış. Yani mesela şöyle bir cümle var oraya bir numara konuyor baktığınızda o referansa sayfalar dolusu açıklama var. Mustafa Özel belki bilirsiniz evet. bizimle iktisat, hem iktisatçı hem romancı yazarımız evet. diyelim. Onun Don Kişot üzerine iktisat tarih açısından çok önemli bir analiz içeren bir kitabı var. Onu mutlaka edinmem lazım. Bir evet, ben size sever olarak bilmiyordum evet, çünkü. Evet. O çok önemli bir Evet, tabii, onu, onu gönderelim. Eee Şeyh Galib'in Hüsnü aşkında çok güzel bir beyit vardır diyorsunuz. Bin evet. başlı bir ejderi münakkaş mumdan gemi altı baharı ateş. A, 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 çok a, a, kötü a. okudum yani. Çok özür diliyorum. Bin bilmiyorum. başlı ejderi münakkaş mumdan bir gemi altı baharı ateş. Efendim yani gördüğünüz gibi farkı farkı hemen ortaya çıkıyor. Hayır, sağ yani. yani, Böyle böyle okunu okursa tabii işaretler yazılmadan. Estağfurullah. Ee, bu şiirde sizi büyüleyen nedir? Söyleyeyim size. Ee, şimdi e, bu şiirde beni büyüleyen, yani daha doğrusu Hüsnü Aşkın kendisinde beni büyüleyen, işte yani bir kere güzel olan bir şey var. Adı aşk olan bildiğim kadar dünya edebiyatındaki tek kahraman o. Yani Hüsnü Aşk'taki erkek. Aşk. Yok mu başka adı aşk olan kahraman? Ben bilmiyorum. Evet, ben peki. bilmiyorum. Yani e, dolayısıyla belki vardır, ben bilmiyorum. E, hi, hi, okuduğum yabancı dillerdeki hiçbir şeyde, hiçbir eserde bunu görmedim. E, Fransız Edebiyatı'nda olmadığına parmağımı basarım. Yani, o kesin. Evet, onu biliyorum. Peki. Fakat e, şöyle söyleyeyim, e, işte hüsnede güzellik demek hı hı. O, o var, yani güzellik. E, son. Şimdi işte aşk hüsn'e ulaşmak için işte büyük bir Seyahati çıkıyor falan filan uzatmayalım lafı. Fakat en nihayetinde... yani deniyor ki e, şeyin sonunda, e, eserin sonunda... E, aşk hüsündür, hüsn aşk. Aşkta ikilik yoktur, birlik vardır deniyor. Ve sen çok uzaklarda aramana gerek yok da içindeydi der. Şimdi e, bu tabii e, çok anlamlı gelir bana. Ee, ve fakat şimdi aşkın aşkın tarifine bakın. Ateş denizinde yüzen mumdan gemiler. gemiler evet. Şimdi bakın tasavvufu bilmeden bunu anlayamazsınız. Yani bu mümkün değil. Çünkü e, biliyorsunuz bir tasavvuf ehliydi zaten Şeyh Galip. Evet. E, haliyle e, böyle bir gönderme var ve e, bu müthiş bir imge gibi geliyor bana. Yani o aşk, bu denizinde, yüzden, yüzen aşk, de, gemiler. aşk denizinde yüzen mumdan gemiler, müthiş bir imge gibi geliyor bana ve e, çok da iyi tarif ediyor. Yani e, o ulaşılmak istenen yerdeki kendini o yerle bütünleştirmek, yok etmek yani e, fena felâbedeselisi. Ya yani şimdi bütün bunlar çok şey beni hep çok derinden etkilemiştir. Divan edebiyatının son büyük şairi ve asykçası şeyde tabi bir takım göndermeler yapılıyor İşte bu ateş konusuna çok fazla ...tabiri caizse... takılmasının sebeplerinden birinin işte İstanbul yangını olmuş Oldu olsun, ondan, evet. ondan, ona bağlanıyor biraz da. Çünkü onlar tabi bilinçaltına işliyor tabii. elbette. Ee, fakat... E ilginç bir adam. İlginç. Tabii. E, siz şey tasavvufa da ilgi duyuyorsunuz. Yer yer imgeler, e, tabii, tabii, tabii. yani hani evet. bu kültürün içinde tasavvuf yani kültüründe taşıyan bir Fransız yazarsınız. Hem Fransız edebiyatıyla büyüdüm, hem onlarla geliştirdim kendimi. Yani hepsi bir arada. E, yaratıcılık, yaratıcı yazarlık atölyesi yapıyorsunuz <laughs> ve yaklaşık bir e, hayli yazar e, var. 17 evet. tane yazar olarak çıkmış ki önemli bir şeydir bir atölyede. Daha, da daha, daha da, da, da fazla var. Daha da mı fazla evet, tabii, ben daha, böyle bir tabii, 17? Tabii tabii. Yo, yok yok. O eski kayıtlar onlar. Daha da fazla var yani 30'a yakın yazar çıktı benim yazar töylerimden. Ya bu bir şey gibi. Yani bazen soruyorlar bana işte e, yazarlık öğrenilir mi? Hayır efendim yazarlık öğrenilmez. Çünkü ben e, öğretmiyorum zaten yazarlığı. Ne yapıyorsun? Ben şu mesela hiç kimse, diyelim ki bir aday geldi şu şöyle yazılır, şu da şöyle yazılır demiyorum. Ben sadece ben hiç kimseye nasıl yazması gerektiğini dikte etmem. Ben o yazar adayının içindeki yazarı keşfetmesine yardımcı olur. Yani e, yollar gösteririm. Ya i̇çinde yazar varsa tabii. Yoksa zaten eğleniyor. Eğleniyor kalmıyor. Yoksa kalmıyor. Zaten gidiyor. Benim 3 yıldır, 4 yıldır çalıştığım e, arkadaşlarımız var. Yani ama bazıları da bir 10 hafta kalıyor. Sonra bana göre değil bu istiyor, diyor. Gidiyor. Yani yapamayacağım diyor. Anlatabiliyor muyum? Olabilir. Herkes bir şeyleri dener. Bazı şeyleri yapar. Bazı şeyleri yapamaz. Ee, mesela ben beyefendiye burada gıpta ile baktım. Değil mi? Ee, çünkü en sevdiğim enstrümanlardan birini çalıyor. Kanun. Kendisi Kanun. Fakat mesela benim hayatımın eksiklerinden biridir. Hep istemişimdir bir enstrüman çalmayı. E, fakat kitaplarınızın hepsinde müzik var. Müzik ve yemek var. Müzik ve yemek var. Çünkü ikisine de çok büyük bir ilgi duyuyorum. Ve e, çok da e, müziğin içinde oldum. Yani hep müziğin içinde oldum. Hatta e, ben dört yıl süresince e, radyo programları yaptım. Dünya müzikleri. Dünya müzikleri, evet. E, dolayısıyla müzik tabii ki benim içimde ee, ama yemek ayrı bir şey tabii. Yani beni hala heyecanlandıran ender şeylerden biri yemek. En kitaplarınızda yemek tarifleri de var. Mario Simmel'de de vardır, vardır böyle vardır, vardır sizde var, var, de doğru. Pandispanya ıı, kitabınızda evet, bir daha tam ismini kitabın. Pandispanya Yapayım, yapayım. Evet. kitabınızda 50 tane yemek tarifi evet, var. Evet. Bu 50 yemek tarifinin şeyi kim? ne diyelim? sahibi kim? Sahibi, Asıl sahibi. Kaynağı, kaynağı Kaynağı, babane. kaynağı, kaynağı Şimdi şöyle bir şey düşünün. 8-10 yaşında bir çocuk, erkek çocuğu. Ee, özellikle Cuma günleri işte evde yemekler yapılıyor falan filan şunlar bunlar. Cuma özellikle. Cuma özellikle yapılıyor. Her gün yapılıyordu ama Cuma gününün özelliği işte akşam kutlanacak şabat, evet, şabat akşamı falan. Var, şabat akşamı evet. için. Şimdi ve bu çocuk babanesi yanında mutfakta sürekli babanesini. Böyle seyrediyor hı hı. yemek yaparken. Çok meraklı bu çocuk. Hı hı. Bir süre sonra o kadar seyretmiş ki babaannesine bu çocuk. Bir keresinde ben sana yardım edeyim diyor. Baba ne kızıyor. Neden? Eski, eski kadın. Erkekler mutfağa Erkekler girmez. girmez. Erkekler yemek yapmaz. Hı hı. E ne olacak? Sen bir gün evlendiğinde ben senin karına öğretirim. Öğretebildi mi? Hayır, değil. öldü çünkü. Ona yetişmedi. Fakat şimdi önemli olan o değil. Ee, şimdi o çocuk benim ve e, sürekli olarak baba seyrede seyrede birçok kimiyi öğrendik. Göz göz öğrendi. Göz öğrendi. Evet. Sonra günün birinde biraz bu kültürü yansıtmak için böyle bir kitap yazayım dedim, bir roman yazayım dedim. Dünya Edebiyatı'nda birkaç örneği var bunun dediğiniz gibi. Ve dedim ki yapayım bunu. Ondan sonra yemekleri bir bir hatırladım. Ben biliyordum zaten. Bunlar hafızanıza nakş olmuş. Hafızama, hafızama nakş olmuştu dediğiniz gibi. Ama ben çok eğlendim bu kitabı yaparken. Neden? Çünkü bir yandan yemekleri zaten yaptığım için. Hani İspanya'nın da ayrıca sizin kültürünüzde bir önemi var. Var, var. Evet, evet. Var. <laughs> şimdi bir yandan bu yemekleri e, zaten yaptığım için tarifini veriyorum. Fakat ben o geleneksel yemeklere bile kendi yorumlarımı ekliyorum. Şu eklense daha iyi olur. Şefin yorumu o. Şefin yorumu. <laughs> şimdi ve şimdi babaannemin adı Orada Rahel olarak göründü hı hı. romanda. Şimdi diyorum ki ben, Rahel şu yemekleri şöyle şöyle, şöyle yapıyordu. Ama şunu yapsaydı daha iyi olurdu. Hı hı. Dediğimde sert kadındı babaannem. Herkes korkardı ondan ailede. Ben de korkardım. Şimdi e, babanın yüzü gözümün önüne geliyordu. Şöyle kızında da şey der. sen de. Böyle derdi. Şimdi bu yorumu yaptığımda babanızın öyle dediğini hayal ediyorsun. yüzü, ediyorsun. Ve çok güldüm tabii. Yani artık tehdit ortadan kalkmış. tamam mı? Dolayısıyla. Rahatça, rahatça, <gülüyor> rahatça <yapmak> şey yapıyorum. O <laughs> açıdan ama bu tabii bir e, i̇şin şakası yani bir kültüre sahip çıkmak e, o önemliydi. Yani çünkü Yemekleri'de yemekleri de e, birki böyle bir, bir kitap yazmış da evet, doğru bir, so haklısınız. Bir, bir sohbet etmiştim. Onlar da söylediği tabii şey. Tabii çok Saf güzel bir kitaptır o. Bende de evet, var o kitap. E, Sferat yemekleri de giderek e, yok oluyor yani gençler ya, e, eskisi tabii. gibi yapmıyor o kültürü yaşatmıyorlar. Şimdi efendim yaprak da onun ekimde nikahı olacak Aman evlenecek efendim. ona bir tane yemek tarifi verelim yani verelim Tabii efendim. ona bir tane verelim. yemek tarifi verelim, verelim, verelim. bana bir pandispanya yaparmış şimdi efendim efendim çok e, tabi uzun uzun anlatmayacağım fakat fazla almamak için kısa keseceğim şimdi tabi izleyicilerimize de size de tabii bu yemek tarifi tabii, tabii, diyelim. efendim yani. tabii, tabii, tabii. tabii. evlenmek üzere olan herkese veriyoruz tamam efendim <laughs> tamam tamam şimdi e, geleneksel olarak Osmanlı mutfağında diyelim ki etli kabak dolması. Yani herkes biliyor. Şimdi tarif etmeye gerek yok etli kabak dolmasını. Fakat babaannemin mutfağında biraz farklıydı. Şimdi düşünün ki sakız kabağını alıyorsunuz. Orta boy bir sakız kabağı. Önce ortadan ikiye bölüyorsunuz. Ardından salatalık soyar gibi kabuklarını soyuyorsunuz onu onun özel ama, şeyiyle e, e, soyuyorlar. Hayır, çayda. hayır, hayır bıçakla. bıçakla neden biliyor musun? Biraz daha etli olacak. Hı -hı. Yani hani ince alayım değil, tam aksine biraz etli olacak. Sonra her soyulan kabuğu böyle ikişer santimlik e, parçalara kesip onu bir tuzlu suya koyun. Kabak dolması. Çok farklı değil, pirinç yok kaba. Yani, Sizde pirinç yok, da pirinç yok. yok. Pirinç yok. <laughs> şey var, kıyma var. Hı hı. Kıymanın yanı sıra kimileri e, ekmek içi koyuyor, ben koymuyorum hı hı. ekmek içine. Şimdi ilk ayrılma şeyi. E, şefin yorumu. E, şefin gibi. yorumu. E, o kıyma birazcık işte soğan da yoğruluyor. O kadar. Ama benim yorumum işte soğan efendim sonra. Kuş üzümü, sonra kıyma ile şey, birlikte, kıyma ile birlikte, kuş üzümü ve doğmalık biber, yani çam fıstığı, onlarla birlikte harmanlanıyor, içine konuyor. Et suyuna ihtiyacımız var, ama öte yandan et suyu ile birlikte şeker karamelize ediliyor, karamelize edilmiş şeker ile et suyu ve onun içinde pişiyor. Dolma çok bu, bu farklı bir şey evet, yani bildiğimiz evet, bir evet. sakız kabağı dolması değil, değil. bu. Ve e, yine benim yorumum bir de iki çubuk tarçın koyuyorsunuz. Şimdi. Tabi buraya yoğurt olmaz. <laughs> kabak Yok. Yok olmaz. Burada. Olmaz mümkün değil. Çünkü zaten dinen sütlü ile et... Orada zaten parmak hiç olmaz. Hani ben bir şey hayır, bizim, hayır, zaten biz yapar uygular kötü Yok tadını bozarsınız. Tadını bozarız. Öyle peki. olmaz ama şimdi e, tatlı ile tuzlunun bir araya gelmesi geleneği Osmanlı'da var. Evet, İstanbul de var. Saray mutfağında var, var. Da var. Saray mutfağında var ve çok da severim ben. Yani bir incik düşünün. işte e, şeyle kuru erikle işte kayısıyla falan evet. çok güzel olur. Neyse Şimdi gelelim kabukları çöpe mi atacağız? Hayır efendim. Kabukları çöpe atmayacağız. Kabukları iyice süzeceğiz. Sudan geçireceğiz. Süzeceğiz iyice. Sonra bir tencereye koyacağız. ona limon sıkacağız. Zeytinyağı koyacağız. 2-3 diş sarımsak koyacağız. Biraz şeker koyacağız. Ve kaynatacağız suyu az olacak herhalde. Suyu az olacak çünkü zaten suyunu salacak. Evet. <laughs> Dolayısıyla suyu az olacak. Bütün yemekler kısık ateşte iyi pişer. Ve o kabuklardan bir zeytinyağlı çıkaracağız. Müthiş güzel görünen bir şey çıkacak tahmin ediyorum. İlginç bir ayrıntı kabakların içi ne oldu? Mücver yapabiliriz. Evet. Değil mi? Ama başka bir şey daha yapabiliriz. O e, kabakların içini e, rendeleyip e, biraz ekmek içi veya galete unu, e, beyaz peynir, kaşar peyniri, yumurta ile şöyle güzelce bir yorup yağlı bir yağlanmış bir tepsiye koyup 180 derecelik e, fırında yaklaşık 30 dakika tutarsanız çok güzel bir börek elde Efendim, etmiş işte olursunuz. Türk mutfağının mutfağını çağdaş yorumu <gülüyor> diyorum. <gülüyor> evet, evet. Bunlara. Dolayısıyla bir tatlı yani tabağına. Sana bir, bir sebzeden bir de bu arada son derece iktisatlı bir evet, şey. Evet. Bir yemek. Üç yemek çıkarmış bir, olduk. Bir sebzeden üç yemek çıkarmış. <laughs> estağfurullah efendim. Estağfurullah. Uygulamasını da Ama bekliyoruz. Ama ayrıntıları istiyorsanız kitabımı alacaksınız artık. <gülüyor> yani. <gülüyor> efendim, bir edebiyatçı yemek tarifi verirse e, Böyle oluyor işte, böyle güzel, evet, evet, bir hoş evet. bir yemek tarifi evet, evet, çıkıyor. Evet. Futbol tutkunusunuz, Fenerbahçelisiniz. Evet, ee, gururla. Ve, gururla. Gururla, gururla evet, ve evet. futbol futbol tutkusunun yazıya etkisi, katkısı, yazıda futbol sizin için <laughs> ne ifade ediyor? Şimdi şöyle söyleyeyim, Karanlık Şökerken Neredeydiniz? <laughs> romanının yaklaşık 25-30 sayfası futbol ayrılmıştır. Ve e, şöyle gösterelim efendim. Evet 2000 2001 sezonu e, şampiyon olduğumuz sene. E, o Fenerbahçe'ye gitti. Fenerbahçe ediyormuş. olarak evet ve e, orada iki maçlar ayrıntılarıyla anlatılır. Hatta e, böyle e, kitaplarımı okuyan birçok kişi tabii futbola çok meraklı olmadıklarında oraları de oraları atladık dediler. Kendileri bilir, kırıldım biraz bunu söyledikleri için ama e, oralara atladık dediler. Önemli değil. E, fakat e, şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi futbol e, tırnak içinde entelektüel çevreler tarafından küçümsenir. E, hatta avam bir e, şey olarak görülür. Hatta biraz daha ileri gidenler işte afyondur derler işte. E, toplumsal konuları üzerinde düşünmemek için uyutulur falan filan derler. Bu da birazcık e, Portekiz e, diktatörü Salazar'a bağlanır. Hı hı. Der ki demiştir ki Salazar ben Portekizleri 40 yıl süresince 3 e, f ile uyuttum. Hı hı. Futbol Fiesta Fado evet. demişti. Şimdi <laughs> ama işin aslında öyle değildir. Çünkü futbola meraklı, futbola tutkuyla bağlı birçok yazar vardır. Bunlardan biri Gabriel Garcia Marquez'tir. Marquez, evet. Sonra e, Alberto şey, e, Galeano'dur. Galeano. Sonra Galeano Eduardo, ona, pardon, gal Eduardo, Eduardo Galeano. Eduardo pardon, Eduardo Eduardo Galeano'dur. Şey, e, e, şey futbol üzerine çok kitabı vardır. E, Albert Camus e, kalecilik yapmıştır. Hmm. Yani e, dolayısıyla bunlar e, bir başka konudur. Ama tabii ben şunu da söyleyebilirim, eski çocukluk heyecanımı ve ergenlik yılındaki heyecanımı taşımıyorum artık. Şey olduğundan değil, yani yaş aldığımdan değil, endüstriyel futbolun artık birçok heyecanı öldürdüğü kanaatindeyim. kapitalizmin değil. çarkları için bir, bir şey evet. mi? Evet ve ayrıca yani... Açıkçası e, sistemin işleyiş konusunda şüphelerim var. Yani e, iyi işlendiği sporun dışında birçok e, benim hoşuma gitmeyen unsurun katılmış olduğunu düşünüyorum. Ne yani mesela, yani e, işte şeyler yani e, bahisler falan falan yani onlar e, e, bunu şey edemem ben. Yani bunu e, nasıl desem ispatlayamam. Çünkü sadece bunu hissediyorum. bir şey bildiğimden değil yani başka bir yere, başka bir yere ev, evrildiğini düşünüyorum bu sebeple e, e, bazen şüpheyle karşılıyorum Al. ama yine de yine de o heyecanımız bitmiyor. Fenerbahçe kazanınca hele. Fenerbahçe Here. kazanınca. E, neyse bunlar fazla konuşmuyor. Bugün totem yaptım çünkü. Öyle mi? Ha evet. öyle mi? Aman evet, aman, evet, aman evet. peki. <gülüyor> <gülüyor> Bozmayalım efendim. E, programımızın programımızın sonuna geldik. Evet. İstanbul'u kırgın bir şehir olarak görüyorum diyorsunuz Hı. ve e, Türkiye'de kaybettiğimiz bir takım değerler evet. var. Evet, evet, evet. Ve kendinizi doğu ve batı terkibi bir yazar evet, olarak evet, da evet, tanımlıyorsunuz. Öyle. Bu önemli Tabii. bir tanımlamadır. Tabii. E, bu kaybettiğimiz değerler derken bunların ne olduğunu İstanbul yaşamak, yaşatmak e, yani siz yazılarınızda yaşıyorsunuz ama bizim de okur olarak buna eşlik etmemiz e, noktasında e, neleri kaybettik? Şimdi bakın, neleri telafi edebiliriz? Neleri edemeyiz? Yani neleri telafi edebileceğimizi bilmiyorum çünkü e, o insanları zamanla kaybediyoruz. Mesela e, Sohbetimizin bir yerinde andığımız Safiye Erol'a baksanız, Kadıköy'ünün romanını anlatırken, mesela İstanbul'un denizle olan ilişkisini, denize neler yüklediğini çok güzel bir şekilde görüyorsunuz. Çünkü kadın yaşamış bunları ve yaşayarak anlatmış. Ben yaşanmışlığın çok önemli olduğuna inanıyorum edebiyatta. Şimdi mesela İstanbul'un denizini bitirdik. Yani Marmara'yı bitirdik, İstanbul'un denizini bitirdik. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ee, çocukluğumda, ergenlik yıllarımda, hatta gençlik yıllarımın bir kısmında İstanbul'du. Şimdi işte dereceye göre işte denizi sevenler, işte Bodrum'a gidiyor, Çeşme'ye gidiyor, Alaçatı'ya gidiyor falan filan. Neyse herkes gitmiyor ama giden. Hı hı. Mesela İstanbullu bunu bilmezdi. Yani çünkü zaten deniz Var vardı. Burada. Bir kere o. Bu bir. Ama denizle olan ilişkide yine kaybetmeyi şey. Balıkları kaybediyoruz yahu. Evet, çeşitlerini kaybediyoruz. Balık çeşitliliğini kaybediyoruz. Yani e, böyle gitmesi halinde Mesela bana göre balıkların şahı diyebileceğimiz lüferi kaybedeceğiz. Ya da artık e, lüfer yerine sarı kanat diyoruz. Yani evet. anlatabiliyor evet. muyum? Şimdi mesela bu değerleri kaybediyorsunuz ama e, insanların nezaketi onu kaybediyorsunuz. Şimdi asıl kötü olanı ne biliyor musunuz? Böyle bir e, durumun Farkındalığı yok ortada. Evet, Böyle bir ihtiyaç yok çünkü. Şimdi benim kendimi İstanbul'a kırgın ya da İstanbul'da kırgın hissetmemin sebebi tamamıyla bu. Yani bulamıyorsun ee, ve e, bunu paylaşacak kimseyi de bulamıyorsun. Yani her geçen gün giderek azalıyor. Ama tüm bunlara rağmen yazmaya devam. Evet. Direniş yazmak. Neden Kesinlikle. direniş? Unutmaya karşı ve unutturmaya karşı. Hafızayı tazelemek. Hafızayı tazelemek ve yazıya geçirerek kalıcı kılmak. Sizin kitaplarınızda zaten bir zaman tünelinden geçiyorsunuz. Evet, doğru. Ama bugüne geliyorsunuz ve bugün doğru. de yani bugünün dünyası da bu evet. tünelin sonunda yaşıyor ve evet, ya yaşatılıyor. Evet, evet. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok da öğretici. Yani her bir satırı incemiş işte altı buçuk yılda yazdım diyorsunuz hmm. o bütün kitaplarınız öyle her bir satırı birçok bilgiyi insanı, merakı e, canlandırıyor birçok insanı tanıtıyor birçok bilgi veriyor e, Ne diyelim Allah kaleminize güç versin Teşekkür ederim daim olsun. Ya Ayşe hanım ya ben şunu her zaman söylüyorum artık e, şimdi bugüne kadar 16 kitap yazdım 17'si çıkacak daha kaç kitap yazarım bilmiyorum 65 yaşındayım Kaç kitap? Ya artık benim için en büyük ödül bir kitabı yazabilmek. Bir kere onu söyleyeyim. Yani en büyük edebiyat ödülü o benim için. Bir kitap. Artık ödüller hiç ilgilendirmiyor beni. Bir kitabı yazabilmek. O çok önemli. Ama şunu söylemek istiyorum. <laughs> e, yapabileceklerimizi yapacağız. Fakat ben artık şöyle bilinmek istiyorum. Hayatını edebiyata adamış bir insan. Yesen, evet. Ben hep öyle oldum yani e, birçok şeyin önüne geçti hayatımı ona göre yönlendirdim beni anlayanlar oldu anlamayanlar oldu sırf bu yüzden bazı ilişkilerimi heba ettim e, neyse ki şimdi çok iyi bir yerdeyim anlaşılabiliyorum. Bir kızınız var 7 yaşında var Bir ikiz kızlarınız var diyor. İkiz büyük. kızlar var, büyük bir torunum var bir yani. Bir e var fena bir şart. aile değil. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Yani bunlar bugünleri de gördüm. Ama bundan sonra artık ne görürüm bilmiyorum. Sürprizleri açık hayat. Evet, siz yazmaya devam edin, biz de Sağ olun. okumaya devam edelim. TRT 2'de yeni bir programla evet, başlıyor Evet, TRT 2'de evet geçen hafta ilk e, bölümü yayınlandı. E, bu Adı muhayyelat programları. Muhayyelat. 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 Hayaller. Evet. Ee, şimdi <laughs> e, İstanbul'un farklı mekanlarında bulunuyorum. Ve o mekanların ya da o semtlerin, sokakların neyse artık e, sadece tarihle veya sadece sosyal hayatla değil aynı zamanda edebiyatla olan ilişkilerini anlatıyorum. Mesela... İleriki bölümlerde göreceksiniz. Şişhane, Şişhane işte 6. daireyi belediye işte o meşhur şu anda belediyesinin e kullandığı bina, ilk belediye binası. Yokuşu düşünün, belediye binasını düşünün falan orada da çekimler yaptık. Mesela Şişhane'yi anlatıyorsunuz. ilk belediye hizmetlerinin nasıl verildiğini, Atlı anlatıyor. tramvayları anlatıyorsunuz. Dingo'nun ahırını anlatıyorsunuz. Dingo ahırı da orada. Dingo değil mi? ahırı da orada. bütün bunları anlatıyorsunuz. Ondan sonra da e, Haldun Taner'in Şişhane Yağmur Yağdı hikayesi. Hikayesi. Muhteşem de bir hikayedir. Çok güzel bir hikayedir. Siz Haldun Taner hocanız da oldu. Haldun Taner benim üniversitede hocanız hocam oldu. Evet. <laughs> Ondan tabii ki çok şey öğrendim. <laughs> ne mutlu bana hocam olduğu için. Sonra kendisi vefat ettikten sonra adına konan bir ödülü almış olmak evet. tabii benim için çok anlamlıydı. Büyük, büyük bir şerefti. E, sadece Şişhane değil, Galata Galata'da var. var. E, şimdi ilk 13 bölüm e, yani bu bu akşam ikinci bölümü yayınlanacak. Kaçta duyuralım izleyici? Saat 19.30'da 19 TRT 2 kanalında. TRT 2'de efendim Mario bu güzel programını. Şimdi konuşuyorum şu anda prodüksiyon şirketiyle. E, belki bir ikinci 13'ü yapacağız. İnşallah. E, aklımda Üsküdar ve Kadıköy var. E, bakalım onları nasıl yapacağız. E, sizin detaylarla anlattığınız e, o bölgeleri e, izlemek bizim için büyük bir şey. Teşekkür işe. ederim. Katıldığınız teşekkür için çok ederim. teşekkür ediyorum. Benim Edebiy için büyük bir zevkti. benim için de öyle. Olun. Edebiyat ruhun olun. yolculuğudur diyorsunuz. Gerçekten bizi de evet. kültürle, zevkinizle, dilinizle bir yolculuğa çıkarttınız. Çok çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Yaprak Son finalist evet, yüzle yapalım. E, biz de son olarak yine Dede Efendi ile veda edeceğiz. Gönül durmaz su gibi çağlar diyeceğiz oh. Şehnaz makamında. Ne, ne güzel bir söz Hale değil mi bir. bu da bu da. Çok Buyurun. güzel.